hizmete girişin nasıl oldu? Yani neyi seni teşvik etti? Yani hizmete nasıl girdim? Şöyle mesela etrafımda olan kişiler böyle birer birer ayrılmışlardı, bırakıp gitmişlerdi. Mesela orada bir tek kalmıştım. Allah orada bir yalnız bırakmıştı beni tek başıma. Etrafımdaki herkes dağılmıştı. Sonra internet üzerinden bir videoya rast gelmiştim. Onu izledim. Sonra tek başıma risaleleri okumaya başladım. Parka gidiyordum. Böyle günlük birinci söz, ikinci söz bunları tek başıma okuyordum. Tek başıma saatlerce ibadet ediyordum camilerde. Sonra gün geçtikçe artık yani Allah'a dua ediyordum. Benimle beraber böyle namaz kılacağım arkadaşlar nasip et diye bana böyle söylüyordum Allah'a. Sonra risale okumalarım falan devam ediyordu. Tek başıma mücadele ediyordum. Bir gün böyle çarşıya çıkmıştım. Adım attım ya böyle film şeridi gibi olur yani. Böyle bir şey olur o anı gelir böyle long der böyle kafanla titrer böyle. Adım attığım yer mesela günah işlediğim bir yer. Adımı atıyorum ben burada günah işlemiştim diyorum. Oradan bir long sesi geliyor. Yani artık çok dolmuştum. Her adım attığım yer neredeyse yani günah işlediğim bir mekan, günah işlediğim bir yer çıkıyordu. En son otobüs durağına gelmiştim. Otobüs durağında böyle bekledim. O otobüs durağından ileriki bir otobüs durağında da bir anım var böyle. Yani artık böyle doldum, taştım. O otobüs durağındaki anım da şu şekilde olmuştu. Mesela bir kişiye orada kötü davranmıştım. Ama ertesi gün aynı yerde o kişiye hatamı telafi ettirmiştim. O anı geldi. Sonra durdum o otobüs durağında dedim ki ya Rabbi ben dedim nasıl ki bu şehirde dedim günahlar işledim dedim. Sen dedim bana öyle bir şey nasip et ki dedim. Bu günah işlediğim şehirde dedim. Bu günah işlediğim mekanlarda dedim. Tam tersiyle senin yolunda senin için mücadele etmeyi bana nasip et Allah'ım demiştim. Ondan sonra Allah buranın kapısını açtı. Buraya gelip gitmeye başladım. Girmeye başladıktan sonra zaten hiç kesinti olmamıştı. Mesela sohbetlere devamlı geliyordum. Ertesi günlerde geliyordum böyle sıklaştırıyordum. Mesela hizmette şu oluyordu. Resmen yani Allah dualarımı kabul ettiğini görüyordum. Mesela bir yere çekime gidiyoruz. Hani ben demiştim ya Allah'ım tam tersi istikamette yürümeyi nasip et diye. Hem duamın kabul oluşunu görmek, beraber namaz kılacağım arkadaşlar nasip et dedikten sonra böyle kardeşlerin nasip olmasını görmek beni mutlu ediyor. İnşallah o mekanlarda daha çok tövbe etme ümidiyle hizmetimiz devam eder inşallah. Bu durumda olan kardeşler de böyle yalnız kalan kardeşler olur. Mesela hayatında yalnız kalır insanlar bazen. O noktada Allah'ın onları yalnız bırakmadığını, onları kim terk ederse etsin aslında Allah'ın onunla beraber olduğunu, ne günah işlerse işlesin. İnsanlar onu işe yaramaz biri olarak bilseler de aslında Allah için öyle olmadığını bilsinler. Ve orada yalnız kaldıkları anlarda Allah'a dua ettiğinde Allah'ın onları dinlediğini bilmeleri lazım. Yani o noktada gerçekten şöyle bir örnek var ya hani bir çocuk babasından annesinden bir şey ister sürekli ister ve bir iki damla da gözyaşı dökerse artık annenin babanın ona merhameti şey olur istediğini yapar. İnsanların sizi terk ettikleri noktada siz insanları boş verip Rabbinize yönelin. Zaten sizi yalnız bırakan da o sizi kendinize yöneltiyor. Siz o anlarınızda Rabbinize yönelin. İçinizden ne geliyorsa içinizi ona dökün. Emin olun o sizi nasıl ki beni yalnız bırakmadı elhamdülillah hizmete getirdi. Hani bu şey oluyor Allah beni affettiyse sizi de affeder. Değil de yani Allah kimseyi yarı yolda bırakmaz ve kimseyi yalnız bırakmaz.